Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Haberin merkezinde Habertürk manşetle karşınızdayız. Dün burada iki konu ağırladık. Biliyorsunuz Türkiye günlerdir Cem Garipoğlu vakasını konuşuyor. Cem Garipoğlu kim? Vahşi bir cinayet işledi. Bundan yıllar önce, 15 yıl önce cezaevine konuldu. Ve bundan da tam 10 yıl önce koğuşunda ölü bulundu. Öldüğünü herkes teşhis etti. Öldükten sonra onu koğuşta bulan görevlilerin dışında, cezaevi görevlilerin dışında bir cezaevi savcısı, bir de cumhuriyet savcısı vardı. Tutanaklar tutuldu, ailesi cesedi teşhis etti. Dahası var. Adli Tıp Kurumu'nda, o kurumun başında morg ihtisas dairesinin başında olan bir profesör ve birçok adli tıp uzmanı kamera kayıtlarını inceledi ve sonra otopsi masasında duran Cem Garipoğlu'na ne gerekiyorsa, hangi işlem gerekiyorsa, devlet neyi emrediyorsa o işlemi yaptı. Defnedildikten tam 10 yıl sonra mezardaki o değil başka biri diye bir başvuru yapıldı savcılığa. Tarihte benzeri olmayan bir şekilde zaten otopsisi yapılmış, teşhisi yapılmış, DNA incelemesi yapılmış bir vakada ilk kez devletin tutanak düzenleyen görevlilerin düzenlediği tutanak yok sayıldı. Cumhuriyet savcılarının tuttuğu tutanak yok sayıldı. Adli tıp uzmanlarının yaptığı otopsideki teşhis ve tutanaklar yok sayıldı. Gerçeği, tutanakları, belgeleri yok sayan bu rüzgara bizim meslektaşlarımız da katıldı. Saçma sapan senaryolar eşliğinde bir fethi kabir işlemine tanık olduk dün itibariyle. Ve orada elde edilen 10 yıl sonra cenazeden, cesetten ne geriye ne kaldıysa alınıp nereye gönderildi biliyor musunuz? 10 yıl önce otopsi işlemini yapan, her türlü teşhisin yapıldığı aynı kuruma gönderildi. Yani Adli Tıp Kurumu'na. Daha önce Cem Garipoğlu'nun otopsisini yapan devletin resmi kurumuna tekrar gönderildi. Yani ne desek laf değil. Soruyorum şimdi, bu durum devletin kurumlarına olan güveni sarsmaz mı? Böyle bir şeye herkes nasıl koro halinde katıldı anlamak gerçekten mümkün değil. Yani adalet arayışı diyebilirsiniz. Adalet arayışı elbette saygı değerdir ve önünde saygıyla herkesin eğilmesi gereken bir taleptir. Biz de buna vesile olmaya çalışıyoruz aslında. Adalet arayışı adı altında yargının kendi görevlilerinin, savcıların, daha önce görev yapan savcıların yaptıkları işlemleri yok sayması, üstelik bunu böyle bir medya şovuna alet etmesi gerçekten büyük ayıp. Ve bunun ayıp olduğunu tekrar tekrar altını çizmek isterim buradan. Neden? Çünkü dün iki isim, Cem Garipoğlu'nu koğuşunda bulan, ölü bulan, kendi gözleriyle gördüğünü söyleyen cezaevi savcısı dün burada konuğumuzdu. Hemen şurada oturdu ve bize gördüklerini birebir anlattı. Tutanaklara dikkat çekti, savcıların yaptığı, Silivri Cumhuriyet Savcısı'nı ile birlikte yaptıkları görevin bütün ayrıntılarını anlattı. Dahası var, onu da söyleyeyim. O zaman Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ismin de dün bu stüdyoda Yargıtay üyesi olduğunu söyledi. Yani yüksek yargı mensubu birinin de şahit olduğu, bütün yönleriyle tamamlanmış bir işlem yok sayıldı. Ve tekrar o isim, yani Cem Garipoğlu, Adli Tıp Kurumu'na tekrar gönderildi. Dün burada bir isim daha vardı. Yıllarca Adli Tıp Kurumu'nda morg istisas dairesinin başında binlerce kişiye otopsi yapmış Profesör Doktor Sermet Koç. O da bu durum beni vicdanen yaralıyor deyip ilk kez yayına katıldı ve yaptıkları işlemleri tek tek anlattı. Yani orada gördüğümüz Cem Garipoğlu'ydu dedi. Dün itibariyle biz buna, bu stüdyoda Cem Garipoğlu'nun aslında öldüğüne dair her türlü delili, belgeyi, tanıkları ortaya koymuş olduk Habertürk manşette. Ve onun da bir haberi var, onu da izleyelim. Sonra Habertürk manşette başka önemli konularla yine devam edeceğiz. Savcı Hanım girmiş koğuşta ölü muayenesini yapıyordu.
kamerayla çekimli olarak yapıyordu. Metin Arda, Cem Garipoğlu koğuşunda ölü bulunduğunda dönemin Silivri cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısıydı. Kurum müdürü oradaydı ve yeter kadar personel vardı. Müdür beyle o zaman görüştüm. Başındaki o poşeti dahi savcı hanım geldiğinde çıkarttırmışlar. Çünkü sabah sayımında personel girdiğinde eks olduğunu fark ediyor. Yani... O gün yaşananları ilk kez Habertürk Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Habertürk Manşet programında anlattı. Eller serbestken bu havasız kaldığında yani poşeti yırtabilir, niye bunu yapmamış olabilir diye adli tıp uzmanının kulağına eğildim. Bu durumu sordum. Çünkü alttan bağlamış, kendi karbon monoksit mi soluyor diyelim. Evet, bir uyuşma, baygınlık falan, onu öyle anlattı bana. Cem Garipoğlu'nun otopsisini yapan ekibin başındaki isim eski adli tıp kurumu Morg İhtisas Daire Başkanı Profesör Doktor Sermet Koç'tu. Anne baba var, Cem Garipoğlu var. Ve bunun akabinde zaten fiziksel benzerlik ve diğer bütün hususlar gözümüzün önünde gerçekleşti. Bütün evet. Bunlar yapıldı. Yanlışlıkla evet. İple boğulduğu gibi falan şeyler var. Onlar yanlış yorumlar. Medyada çünkü rastladım. Hayır, iple boğma falan durumu değil. Poşeti boğazından daraltarak sıkı bir şekilde bağlayarak yapıyor. Evet. Havasızlık oluşturdu ve zaten bayılma meydana geldiği zaman geri dönüşümü... Kısa bir sürede bir müdahalede bulunmasa mümkün değil. Eski savcı Metin Arda, Cem Garipoğlu'nun başına poşet geçirmeden önce başka yöntemleri denediğini de söyledi. Önce şeyde pencerede ip kalıntısı vardı. Onu bir denemiş anladığım kadarıyla o gece. Onu da sanıyorum herhalde cesaret edememiş olabilir. Bu poşet yöntemini denemiş. Profesör Doktor Sermet Koç da o dönem DNA testi yapıldığını hatırlattı. DNA incelemeleri... Bu kimlik tespitini onaylamıştı anne ve babadan, aileden alınanlar. Bugün kamerayı kaydı yapıldı mı klasik otopside? Elbette, yani bu tip olaylarda özellikle daha uzun süreli kamera kayıtları, fotoğraflanma hepsi yapılıyor. Maalesef biz de bilgi sahibi olmadan, araştırma yapmadan, yani bilimsel esaslara ilgilenmeden fikir sahibi olma hastalığı var, çok yaygın. Bu şekilde düşünen çok az sayıda kişi olabilir ama kurumsal olarak bu işlerin olması gerektiği gibi yıllardır sürdüğünü ve sürmekte olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her şey kanıtlı, kayıtlı bir şekilde sürdürülmektedir. Herhangi bir kurguyla bu sisteme müdahale edilerek yanıltıcı bir sonuç ortaya çıkmasına ihtimal vermiyorum. O dönemin tanıkları Cem Garipoğlu'nun öldüğünü bu sözlerle doğruladı. Cinayetin anatomisini çıkaracağız. Şöyle bir pil ile çalışıyor. İstihbarat operasyonunun parçası olan cihaz. Hangi davalarda toplumun vicdanını yaralayan, duyduğumuzda, işittiğimizde inanamadığımız kararlar nasıl çıkmış? Devam ediyoruz. Bugünün manşetini Orta Doğu'da istihbarat dünyasında ne tür hamleler yapıldığına bakarak atmaya çalışacağız. Zira Orta Doğu kazanı kaynamaya devam ediyor. Ve öyle şeyler yaşıyoruz ki yaşanan her olayın arkasında istihbarat dünyasında planlanmış faaliyetler ve bunun dünya ölçeğinde ortaya çıkan hepimizin tartıştığı sonuçları var. Neden bu konuyu işliyoruz? Çünkü İsrail'in sadece Gazze değil Lübnan işgalinde de casusluk ağını etkin biçimde kullandığını görüyoruz. Buna dair çok veri var. İsrail istihbaratı sadece Hizbullah'ın içine değil, Orta Doğu'daki birçok ülkenin kurumlarına sızdığı iddiası artık daha ciddi konuşuluyor. Konuklarımız var. Hemen başlayalım. Önce Mithat Dur, güvenlik uzmanı, hoş geldin. Hoş bulduk. Skype bağlantısıyla da bazı konuklarımız var. Ali Burak Darıcılı, Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor, istihbarat dünyasını iyi bilen isimlerden. Yine Uğur Hocam da orada, uluslararası ilişkiler ve diplomasi konusunda etkin bir isim. Grafiklerimiz var. O grafikleri de verelim. İsrail'le ilgili olarak, İsrail'in faaliyetleriyle ilgili olarak
bir güvenlik devleti olduğunu biliyoruz İsrail'in. Ama önce bir haberimiz var, onu konuşalım. Reuters'ın geçtiği bir haber bu. İstersen Tat, seni de böyle alalım, birlikte devam edelim. Reuters'ın haberine göre, şöyle hemen şu noktada seni ağırlayalım. Hamaney'in Nasrallah'ı, yani Hizbullah'ın lideri Seyit Nasrallah'ı uyardığına dair bir bilgi var. Bu tabii istihbarat verileriyle elde edilmiş olması çok muhtemel bir bilgi. Hamaney'in Nasrallah'ı uyardığı bilgisi, üstelik iki kez uyardığına dair bir bilgi bu. İran'ın dini lideri Hamaney suikasten günler önce iki kez Nasrallah'ı uyarmış. Lübnan'ı terk et, İran'a gel demiş ve ilk uyarı İsrail'in, ne tesadüftür ki, çağrı cihazlarını patlattığı gün gelmiş. 17 Eylül günü yapılmış ve uyarıyı yapan isim de, birazdan aktaracağım, devrim muhafızları komutanlarından ki Lübnan Kudüs gücü, komutanı Abbas Nilfuruşan yapıyor. Nasrallah'a bu bilgiyi iletiyor ve hemen arkasından da Nasrallah itiraz ediyor ve bölgede kalıyor. Bunu devam edeceğiz bu konuya ama ben sormak isterim. Önce acaba İran bu bilgiyi elde etmiş olmasına rağmen bu bir istihbarat zaafı mı gösterir? Hem zaten Hizbullah açısından böyle bir tartışma var. Nasıl bir zaafa işaret ediyor bu? Hem Hizbullah açısından hem de İran açısından. Öncelikle kafamızda şöyle bir her şeye hakim, her şeyi bilen, her şeyi gören istihbarat örgütü, teşkilatı gibi kavramlardan bir önce çekilmemiz lazım. Evet. Realistik olmamız lazım. Bu durumda da zaten İran geçmişinde düşünürsek ülke olarak, devlet olarak ve geçmişten getirdiği deneyim olarak böyle bir şeyin olabileceğinin farkında. Evet. Zaten birkaç ay öncesinde Hamaney'in gözünün önünde Hamas liderine de aynı şekilde suikastler yapıldı. Bu tip hareketlerin İsrail tarafından geleceğini zaten tahmin ediyorlar. Evet. Bir istihbarat zafiyeti var mı? Mutlaka var. Aynısı karşı taraf için de geçerli. Mutlaka onlarda da bir istihbarat zafiyeti var. Kapatabildiğimiz kadar alanı kapatmaya çalışıyoruz. Elimizdeki imkanları kullanarak. Ama buradaki tahmin doğru çıkmış. Evet. Zaten bu çağrı cihazlarının yapıldığı günde bu uyarının yapılması da zaten ben geliyorum demiş. Evet. Buradan hedefleme olarak alırsak yüksek değerlikli bir hedefin imha edildiğini görüyoruz. Evet. Ben hemen burada daha böyle interaktif yürümek açısından da söylerim. Hı. Uğur Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi İran köklü bir devlet diye konuşuluyor ama İran'ın içine de Mossad'ın sızdığına dair bilgiler var. Ona dair grafikleri de beraber inceleyeceğiz. Madem İran dedik, Tattur İran dedi, İran'la devam edelim. Siz bugün itibariyle İran'ın bir devlet olarak bu kadar köklü bir yapıya sahip olduğunu ve her türlü şeye mukabele edebildiğini düşünüyor musunuz? Ayrıca istihbarat yapısını da doğru kullanabildiğini değerlendiriyor musunuz? Zülfikar Bey, ben 4-5 ay öncesine kadar, hatta 14 Nisan öncesine kadar, yani siyasi tarih hocalığı da yapmış olan uzun zaman biri olaraktan, İran'ın dediğiniz gibi kadim bir devlet, köklü bir devlet, işte Pers İmparatorluğu'nun devamı, 3000 senelik bir devlet geleneği olan bir şey, uluslararası ilişkilerde bizim güç diye tanımladığımız, yani Hans Morgenthau'nun özellikle tanımladığı nüfus, coğrafya, doğal kaynaklar, askeri güç, ekonomik güç gibi bütün güç unsurlarını barındıran, işte petrol, doğalgaz da dünyada 2'de 3'te olan, coğrafyada 2 milyon kilometre kare olan, nüfusta 90 milyon olan bir ülke. Yani biz de bunu kadim, güçlü bir devlet zannediyorduk ama önce o cenaze töreninin vurulması, 200 kişinin ölmesi, sonra Hamas liderinin Tahran'da öldürülmesi, onun üzerine 14 Nisan'da Göya buna cevap verecek diye uyduruktan birkaç tane füze atıp da bayram yapmaları, hiçbir işe yaramayan boşa giden füzeleri yapması, artık yani İran'ın da bir kağıttan kaplan olduğunu ama güvenlik stratejisi olaraktan da doğru bir strateji izlediğini, yani kendi topraklarına gelmeden daha önce, çünkü
79 devriminden sonra ne yaptı? Amerika Irak'ı İran'ın üzerine saldı 80 yılında. Evet. 12 Eylül 80'de Türkiye'de darbeyi yaptırdılar. 20 Eylül'de tam bir hafta sonra da Irak'ı İran'ın üzerine saldılar. 8 sene perişan ettiler. İran'ın kaynaklarını tükettiler. Daha sonra 2 sene sonra da Saddam'ı bu sefer Kuveyt'e saldılar. Ondan sonra Saddam'ı da bitirdiler. Dolayısıyla İran'ın tahmin ettiğimiz kadar ya da ümit ettiğimiz kadar öyle köklü bir devlet olmadığı, biraz kağıttan kaptan olduğunu gördük. Gördük. Peki. Hocam siz mukabelesini uyduruk olarak değerlendirdiniz. Evet. O kısmı ayrıca konuşuruz ama bu istihbarat dünyasını iyi bilen iki isim var. Ali Burak Darıcılı'ya sormak istiyorum ben. Şimdi Nasrallah gibi bir isim, 32 yıl Hizbullah'ın genel sekreterliğini yapıyorsunuz. Orta Doğu'da etkin bir isimsiniz. Ve gerilimin en çok tırmandığı anda bütün komuta kadronuzla birlikte bombalanıp öldürülüyorsunuz. Bunun istihbaratının nasıl gitmesi lazım ki nokta atışıyla imha edilebilsin ya da yok edilebilsin? Çok enteresan bir şey çünkü. Burada ne tür bir kaynak kullanılmış olabilir, nasıl sızılmış olabilir? Orada kesinlikle bir insan unsuru kullanılıyor. Yani o toplantının nerede, ne zaman, nasıl ve kimlerin katılacağı da bildiren, hatta belki de birbirine teyit edecek şekilde birden fazla da olabilir, insana dayalı bir yöntem. Yani humint dediğimiz ya da işte halkımızın daha iyi bildiği bir muhbir diyelim, haber elemanı diyelim, min o işte toplantıyı ön istihbar etmesi, buna yönelik olarak da buna bir fırsat operasyonu denir. Bu fırsatın ortaya çıkmasıyla da İsrail'in hava kuvvetleri üzerinden bu faaliyeti icra ediyorlar. Şimdi burada o kadar çok istihbarata karşı koyma mantığı açısından hatalar var ki Hizbullah açısından. Bir evet. kere zaten haber, yani ciddi derecede irtibat ve muhaberesine ve karar alma süreçlerine Mossad'ın hulül ettiği anlaşılabiliyor. Bir, hadi en kötü senaryo üzerinden planı kurmanız lazım. Bu ihtimali her zaman aklınızda tutmanız lazım. Olduğunu olmadığını bilmenize rağmen. Bütün yönetim kadrosunun bir arada bu şekilde toplantı yapması da, hele de bir çatışma ortamında, son derece büyük bir hatadır. Bunu yapmaları, yani hepsinin bir araya gelmeleri. Burada bir yönlendirme olabilir mi? Hani içine sızılmışsa, etkin bir şekilde sızılmışsa, bu isimlerin tamamını bir araya getirmede de bir yönlendirme olabilir mi? Yönlendirme olabilir ama yönlendirilen şahısların buna itiraz etmesi lazım. Evet. Siz İsrail'le bu kadar yani bir mücadele içerisindesiniz ve siz İsrail'in en önemli istihbarat hedefisiniz. Yani biraz önce söylediğiniz İran'ın uyarısı için istihbarat raporuna gerek yok. Ben şimdi burada bulunduğum yerden Nasrallah, o dönemde her zaman Nasrallah'ın suikasta uğrayabileceğini zaten biliyorum. Yani İran'ın bunu uyarsa ne olur, uyarmasa ne olur? Zaten en büyük hedefinden bir tanesi. Doğal olarak hedef. Yani mesela bizden örnek vereyim ya, PKK'yı Murat Karayılan'ı uyarılması gibi Türkiye'ye sana suikast yapabilir. Zaten bu. Bunun için zaten, yani bu zaten bilinen bir şey. Zaten uyarıldığına dair daha başka örnekler de var. Yani PKK var, örneğinde olduğu gibi. Evet. Şimdi burada hatalar, o kadar çok hata, sadece bu değil. Şimdi buradaki en, bak, güvenlik ve istihbarat tehditleri açısından en büyük hata, asimetrik bir yapının, Hizbullah'ın bu kadar büyüyünce, büyük coğrafyayı kontrol etmeye başlayınca, ekonomiyi kontrol etmeye başlayınca, merkezileşmesi ve gizli irtibat ve muhabereden uzaklaşıp bir hiyerarşik sistem içerisinde dönmesi. Evet. Merkezileşti, yani hücre tipi örgütlenmeden, bölümlenmeye dikkat eden bir asimetrik yapıdan merkezileşip devletleşme sürecine girdiğiniz zaman karşınızda bir istihbarat servisi var, bir devlet var, çok büyük bütçesi var, imkan kabiliyeti var. Siz onunla merkezli bir kuvvetle merkezileşerek mücadele edemezsiniz. Evet. Siz asimetrik bir şekilde, yani simetrik bir mücadeleye girerseniz kaybedersiniz. Asimetrik bir mücadeleye girmeniz lazım. Hizbullah'ın hatası bu en temelde. Merkezileşerek İsrail'in karşısına çıkmayı gayret etmesi. Sonra zaten irtibat ve muhabereyi koruyamıyorsunuz. İçinize bu birincisi, ayrıca da içinizde muhbir mekanizmasını oluşturuyorlar. Yani normalde böyle olmaması lazım işte. Bir terör organizasyonu, asimetrik yapı, gayri nizami örgüt, adına ne derseniz deyin. Meselenin ana noktası, başlangıç noktası bu aslında. Evet. Düğme bir kere baştan yanlış iliklenmiş. Yani bir istihbarata karşı koyma protokolü işlememiş aslında. Çünkü eleman, evet, sızdırılmış, ona karşı herhangi bir tedbir yok.
Bir de merkezi irtibat yönetimine geçmeye çalışıyorsunuz. Telsiz, işte bu çağrı cihazları. Yani bir kararı bütün tabana yayacak. Böyle olmaz. Yani bir o asimetrik yapı. Yani karar her bütün üyelere aynı anda gidecek. Merkezileşmek en büyük hatalardan biri. Merkezileşmeye çalışmak. Evet. Mesele bu burada. Yani Lübnan Hizbullah açısından evet öyle. Uğur Hocam, hemen kısaca sormak istiyorum. Siz İran'ı değerlendirdiniz. Bir istihbarat devleti değil aslında. Sızmada olduğu çok belli. Köklü bir yapısı olduğunu düşünüyorduk. Evet, değil diyorsunuz artık bugün gelinen noktada. Lübnan Hizbullah'ı açısından aldığı tedbirler, Ali Burak Hoca'nın söylediği şeyler etrafında siz nasıl bir zaaftan bahsediyorsunuz kendi açınızdan? Şimdi İran içinde zaafın olması da normal. Çünkü 79'a kadar Şah zamanında Amerika'nın bölgedeki çoban köpeğiydi. Tamamen Amerikan, daha önce İngiliz Shell şirketi işte 53'te Musaddık'ı devirmişti. Yapısı, yani devlet yapısı olarak da Amerika'ya, İngiltere'ye müzahir bir devlet yapısı var. 79'daki devrim, darbe, ne derseniz deyin, yani aslında tam nüfuz etmedi bütün halka. Bir de etnik bakımdan Farslar kendi ülkelerinde azınlıktalar, Acemler. Evet. Yani Türkler, Azeri Türkleri, Türkmen Türkleri, Beluciler, Araplar, Kürtler toplamda çoğunlukta, kendi ülkelerinde Farslar azınlıkta. Dolayısıyla istihbarat, yabancı istihbarat servislerinin içeri sızması, yapılanması çok kolay. Yani üst düzey yönetimlerde iki numaralı Ayetullah falan Türk asıllıydı. Efendim, Kürt asıllı var, Arap asıllı var. Dolayısıyla değişik, böyle homojen olmayan bir yapıdan geliyorsanız, devlet yapısı olarak da Amerika ve İngiltere'nin kurduğu, 1943'te işgal ettikten sonra Şahı Devlet'e oğlunu getirip kurduğu bir yapıdan sonra getiriyorsanız, oraya yabancı servislerin sızması fevkalade kolay, yaşaması da fevkalade kolay. Tamam. İran'ı anlıyorum. İran'ı anlıyorum. Yani İran'da muazzam şekilde bir istihbarat zafiyeti var. Fakat Hizbullah'ı anlayamadım açık söyleyeyim. Çünkü Hizbullah küçük yerde emir komuta zincirce homojen, hepsi Şii, hepsi Arap, hepsi imanlı. Yani oraya sızma çok daha zor insan var. Ama oraya da fevkalade etki. Ama sizin gördüğünüz gibi bir yapı yokmuş. Onu anladık hocam. Herhalde öyle görünüyor. Çünkü evet. Yani Hizbullah'tan bunu ummazdık. Yani tamam, İran'a sızmak kolay. 90 milyonluk bir ülkede çok çeşitli, yani 6 çeşit büyük etnik grup var ve asıl ana unsur azınlıkta olan ve sonradan Sunni olarak bir devrimle, sözde devrimle gelip bir yönetim ki yakında da devrilecek gibi görünüyor. Artık bu mollalar rejimi onun da sonuna geldiği görünüyor. Şimdi o kısma geleceğim hocam. O kısma geleceğim. Bu grafiğin kalan ikinci bölümündeki bilgileri de aktaralım müsaadenizle. Bu ikinci grafik değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi Nasrallah'ın uyarılma süreciyle ilgili Orta Doğu, Reuters'ın Orta Doğu haberleri editörü Sami Makul, Samiha Makul'un haberi bu. Önemli bir isim. Haberdeki bilgilerle devam edelim, konuşmaya da devam edelim bu arada. Mossad'ın nereye, hangi ülkelerin teşkilatlarına ya da yönetici kadrosuna nasıl hocamın da tabiriyle hulul ettiğini ifade edelim. Nasrallah bu haber geldikten sonra, kendisi uyarıldıktan sonra güvendeyim diyor. Lübnan'dan ayrılmayacağım diyor. İkinci uyarı da suikastten birkaç gün önce geliyor. İkinci uyarıya da kulak asmıyor ve 27 Eylül'de bombalı suikast gerçekleşiyor. Biraz önce söylemiştik, ölenlerin arasında Tuğgeneral Nil Furuşan da vardı. Ben hemen İstihbarat konusu, Orta Doğu'da da görev yaptığınız için söylüyorum. Normalde bu tip bir faaliyete karşı nasıl korunması gerekir Nasrallah'ın? Ne tür tedbirler alması gerekir? Burak Hoca'nın bıraktığı yerden alayım. Oradan devam edelim. Biz zaten hedef yönetimi olarak bu bir yüksek değerlikli hedef kabul ediyoruz. Böyle bir hedefin zaten ve sistemin, karşımızdaki hedef alacağımız sistemin merkezileşmesini isteriz. Burak Hoca gayet güzel anlattı. Ne kadar merkezileşirse bizim onu takip etmemiz, teşhis etmemiz daha kolay bir hale gelir. Bunun safhaları var. Tanıma, teşhis, takip diye devam ediyor. Evet. En sonunda zaten Burak Hoca'nın yine bahsettiği teyit kısmı var. Teyit kısmında işte burada sorduğunuz sorunun cevabı orada geliyor. Evet. Değişik istihbarat toplama yöntemleriyle, bu insan istihbaratı olabilir, sinyal istihbaratı olabilir, elektronik istihbarat olabilir. Bu tip yöntemlerle, birkaç ayrı yöntemle bunu teyit etmeye çalışıyoruz.
Yani bu konuda, bu özelde bakarsak bu grubun, hedef alacağımız bu şahsın orada olduğunu teyit etmemiz gerekiyor. Evet. Bunu da işte bugünkü anlamıyla sızma olarak şeklinde, hulul şeklinde görüyoruz. Evet. Mossad bunu ilk defa yapmıyor. Seneler daha evvel birçok örneği var tabii, zaten. Başta zaten en yukarıda Eli Cohen var. Suriye'nin devlet yönetiminin başına kadar İçine çıkmış. Kadar sızdı, evet. Sızmış. Bütün planları ortaya çıkarmış. İdam görüntüleri de kısa süre önce evet. yayınlandı. Tamamen yönetime kadar sızmış bir isimden bahsediyoruz. Diğer grafikleri verelim arkadaşlar. Onunla devam edelim hızlı bir şekilde. Mossad'ın İran'ın en üst düzey yetkililerinin arasına sızdığı da düşünülüyor. Bu endişeler nedeniyle Hamaney zaten güvenli bir bölgede saklanıyor. Bugün itibariyle ortaya çıktı ama bu tedbirler hala devam ediyor. İran tabii doğal olarak ülkede bir Mossad avına da çıktı ama öyle çok etkili kurumların içinde çıktı bu ava. Çünkü devrim muhafızları, Kudüs gücü ki bilgiyi veren Kudüs gücü komutanıydı, Lübnan sorumlusuydu. Onların arasında da ciddi bir soruşturma yürütülüyor ve gözaltına alınanlar var. Yani dışarıdan baktığımızda zaaf içinde bir İran evet. tablosu çıkıyor. Hocamın yine bıraktığı yerden alırsak, biz büyük bir yapı bekliyorduk. Çok kuvvetli bir, muktedir bir yapı bekliyorduk. Bir anda kağıttan kaplana dönüştü dedi hocamız. Evet. Buradaki farkı yaratan işte yaklaşık 10 yıllardır, 40 yıla yakın bir zamandır ambargo altında bir memleketten bahsediyoruz. Evet. Buradaki ekonomik sistem çöktükçe, halkın eline geçen para miktarı da azaldıkça, ekonomi kötüye gittikçe zaaf daha kolay hulul etmenizi sağlıyor. Evet. Yani en üst kademedeki yöneticiyi bile yani satın alabilecek ya da kendinizi angaje evet. edebilecek bir ortam oluşuyor. Ortam oluşuyor. Doğal olarak orada o faaliyetinde sonuçlanması daha kolay oluyor galiba, değil mi Ali Burak Hocam? Aynen. Yani şimdi tabii bir insan, şu soru çok önemli. Bir insan neden davasına ihanet eder, değil mi? Yani bir Hizbullah ne diyelim, personeli diyelim, neden İsrail'e çalışır? Düşmanla çalışır. Evet. Yani burada işte bu Mithat'ın söylediği ekonomik, yani maddi motif çok büyük önem arz ediyor tabii ki. Evet, ama tek başına belki bu çoğu faaliyetle, çoğu durum için, çoğu vaka için geçerli olmayabilir. İntikam motivasyonu da olabilir, örgütten çıkma motivasyonu da olabilir. Örgütte haksızlığa uğradığını düşünme motivasyonu da olabilir. Para olabilir. Davaya olan inancı kaybetme de olabilir. Yani çeşitli zafiyeti olan insanları İsrail istihbaratını tespit ederek bunlara bir şekilde yanaştığı ve ondan sonra görev teklifinde bulunup angaje ettiği anlaşılıyor. Ama sadece bence bunlar değil. Ayrıca ben Hizbullah'ın irtibat ve muhaberesini ve tamamen hemen hemen tamamını kontrol edebildiğini, hatta önemli toplantılarına yönelik olarak da ortam dinlemesi faaliyeti gerçekleştirebildiğini görebiliyorum. Cep telefonları üzerinden bunu rahatlıkla yapabilirler. Evet. Cep telefonlarını bırakma tercihi, zaten bu çağrı cihazlarına geçme tercihi İsrail'in cep telefonları üzerinden gerçekleştirdiği siber espiyonaj evet. operasyonlarının Ali Burak Hocam pager saldırısına, yani çağrı cihazı saldırısından bahsediyor. Biliyorsunuz binlerce pager, Hizbullah militanlarına ya da mensuplarına dağıtılmış cihazlar aynı anda çok uzun süreli bir Mossad operasyonuyla hem bu kişilere dağıtılarak aynı anda patlatıldı. Ertesi gün telsizleri cenaze törenleri sırasında patlatıldı. Yani istihbarat tarihine de geçecek türde çok uzun soluklu bir Mossad operasyonu ve onun alınan sonuçlarını gördük. Zaten arkasından da hemen Lübnan'ın işgali süreci başladı. Diğer grafiği de verelim arkadaşlar. Onunla devam edelim. Sonra hocama bir iki sorum daha var. Uğur hocama. Şimdi bu zaaf ortaya çıktı. Hizbullah'ın yönetim katı tamamen imha edildi. Yani öyle ağır bir süreçten bahsediyoruz. Neredeyse işleyemez hale gelen bir Hizbullah yapısından bahsediyoruz. Neden böyle söylüyoruz? Hizbullah lideri için cenaze töreni bile düzenleyemedi. Yani çok dramatik bir durum. Bir fetvayla bundan 3 gün önce gizli bir yere gömüldü. Çünkü güvenliği alınması gerekiyor. O törene birilerinin katılması ya da belli bir mesaj da verilmesi gerekiyor. Ama Hizbullah o mesajı veremeyecek hale geldi. Dolayısıyla cenaze törenini bile düzenleyemiyor. Yeni lider de hedef alınır korkusu da olabilir, değil mi burada? Nasrallah'ın halefi de açıklanamıyor aslında. Fayda var. Yine Burak Hoca dedi.
dediği gibi asimetrikten simetriye doğru geçmeye çalışıp merkezileştiği sürece biz bunu ondan bekliyoruz. Karşıdakinden bir devlet gibi yerine gelecek halefinin ortaya çıkmasını, güzel bir tören yapılmasını bekliyoruz. İşte ama eğer hücre yapılanması ve asimetrik durumda devam etseydi bunu beklemeyecektik. Evet. Kendi içinde diğer örgütlerde gördüğümüz şekilde halefi ortaya çıkacaktı. Onun yayınları ve fetvaları ortaya çıkacaktı. Ve kaldığı yerden devam edecekti. Ama şu anda biz karşımızda bir devlet yapısı gibi bir şey beklerken böyle oluyor. İşte güçlüyle güçsüzün mücadelesinde de burada altta kalmış oluyorsunuz. Şimdi burada tabii doğal olarak hem hocalarımızla da devam edelim. Şunu söylemek lazım. Hizbullah'a bu şekilde sızıp bu bilgileri elde edip örgütü akamete uğrattıktan sonra birçok yönüyle. Evet. Bir de Hamas var, Hamas örneği var. Uğur Hocam, Hamas örneğinde bu Hizbullah'ın tam tersi bir durum görüyoruz. Gazze'deki tünellerin tamamına girilemedi. Direniş birçok yönüyle devam ediyor. Ve İsrail bu anlamıyla da zorlanıyor. Yaklaşık bir yıldır bahsediyoruz. Hamas'ın başındaki isim de henüz İsrail açısından etkisiz hale getirebilmiş değil. Dahası çok etkili bir şekilde Mossad'ın ajan ağına karşılık veren bir Hamas yapısından bahsediyoruz. Siz ne diyorsunuz? Öyle mi görünüyor? Biz yanlış okumuyoruz durumu. Öyle görünüyor. Yalnız bunlar konumlandığı fiziki alanla da ilgili Zülfikar Bey. Şimdi Hamas Gazze'deydi. Gazze'yi zaten İsrail duvarlarla kapatmıştı. İçeride hiçbir başka bir unsur yoktu. Homojen olaraktan hem de Hamas'ın yani El Fetih, Filistin Kurtuluş Örgütü bile ki bugün Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başkanı bile maaşını İsrail'den alıyor. Ama onlar bile yoktu. Dolayısıyla onların içine sızmak olanaksa yakın. Ama Hizbullah'ın bulunduğu yer öyle değil. Lübnan'a bakın, 19 çeşit etnik ve dinsel şey var. Cumhurbaşkanı Hristiyan falanşist ki onlar Maronitler şeyi destekliyor İsrail'i. Yani Arapları kendileri Arap ama Arap Müslüman Arapları desteklemiyor. Saldırgan İsrail'i destekliyor. Efendim Şii meclis başkanı var, Sünni başbakan var, Dürzi İçişleri Bakanı var. Dolayısıyla oraya nüfuz etmek, orada bilgi kaynakları işte cihazları koymak ya da insanlardan bilgi almak Lübnan'da çok kolay. Her yerde bilir. Yani şu apartmanın şu dairesinde Hizbullah'ın şu komutan onu bulur. Ama Hamas'ın bulunduğu Gazze öyle değil. Gazze kapalıydı. Oraya ama İsrail Filistin'de de hocam, Filistin'de de o yapı çok fazlasıyla belki şehirlerin içinde kurulabildi ama neden Hamas'a çok etki edemedi? Onu grafikte anlatmaya devam edelim. Hatta grafiğin sağında bir fotoğraf görüyorsunuz. Mossad ta ajanlık yapan kişilerin nasıl infaz edildiğini ve caydırıcı olsun diye Yahya Sinvar yöntemiyle öyle söyleyelim. Nasıl tedbirler alındığını da gösteriyor. Bu kişilerin üzerine de bir cezalandırma ya da infaz notu da bırakılıyor ki ibret olsun diye. Bu Hamas'ın böyle sert tedbirler uyguladığını da biliyoruz. Bu nedenle Mossad insan kaynaklı, biraz önce Nasrallah'la ilgili üretilen insan kaynaklı istihbaratın üretilemediğini de görüyoruz. Neden? Çünkü Yahya Sinvar hala etkisiz hale getirebilmiş değil İsrail açısından. Bu arada tabii 7 Ekim vakası var ki o olayda 7 Ekim'de Mossad'ın listesinin ele geçtiğine dair bilgi var. Yani 7 Ekim baskınında Mossad'ın ajan ağının ele geçirildiğine dair bilgi var. Bu konuda konuşuluyor. Ben Ali Burak hocama onu da sormak isterim. Bu etkili olmuş olabilir mi? Elbette ki etkili olmuş olabilir ama 7 Ekim hadisesi İsrail'in birbirini etkileyen çok önemli istihbarat analizi ve toplama hatalarından kaynaklanan bir şey. Kendileri de bunu artık çok net bir şekilde akademik makalelerde ortaya koyuyorlar. Çok hızlıca, süre açısından hızlıca söyleyeyim. Birincisi Hamas'ın niyetini yanlış okuyorlar. Hamas'ın sadece Gazze'de otoritesini güçlendirmeye hedefinde olduğunu, büyük bir saldırı yapamayacağını analiz ediyorlar. Birincisi bu. Hamas'ın böyle bir kapasitesi olmayacağını analiz ediyorlar. Ama bunları nasıl yapıyorlar bu analizleri? Hamas'ın içerisindeki haber elemanlarından gelen bilgiler kapsamında. Ama bu haber elemanları senin de işte sorduğun gibi aslında İsrail'le çalışıyormuş gibi gözüküp ama Hamas'a samimi olan dublaj elemanları. Yani da ikili ajan dediğimiz insanlar. Üçüncüsü, Hamas'ın açık kaynak istihbaratını ve Google Earth'ü çok iyi çalıştığını söylüyorlar.
Bunu nasıl, bunu mesela biz böyle televizyonlardaki Mossad uzmanlarının yorumlarını vesaireyi çok iyi takip ettiklerini, buradan demir kubbeyi ve duvarları nasıl aşabileceklerini, zafiyeti çok iyi çalıştıkları söyleniyor. Evet. Günlük olarak giden işçilerden çok ciddi bir eleman şebekesi kurdukları ve gözlemlerinden o kulelerin analizini yaptıklarını, duvarların nerelerinde nöbetçilerin değiştirildiğini, zafiyetleri vesaireyi çok iyi çalıştıkları söyleniyor. Tünel mekanizmasını çok iyi kullanıp, işte dediğim gibi bölümlenmeye, herkesin bilmesi gerektiği kadar bilgiye sahip olması prensibine çok iyi riayet ettikleri, tünel mekanizmasını çok derinliklere indirdikleri, İsrail'in bunun içine sızamadığı, saldırının büyük kapsamlı olacağına dair bilgiyi sadece Sinwar ve birkaç insanın bildiği, tabur komutanlarının sadece kendi görev sahasındaki sorumluluğu bildikleri, bu da gizlenme. Evet hocam, tam kompartıman sesiniz gitti ama buyurun devam edin. Kompartıman sisteminden ve alınan tedbirlerle nasıl Mossad'ın sızmasını engellediğinden bahsediyordunuz hocam. Ses gitti. Bunlar hocamın edelim. Bahsettiği şeyler hep istihbarata karşı koyma teknikleri. Karşı koyma teknikleri, evet. Bunları ne kadar uygun yaparsanız o kadar başarılı. Bu arada Ahmedinejad'ın grafiği vardı. Eski İran Cumhurbaşkanı. Şimdi İran eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın sözleri. Ben bu ifadeleri görüntülü de izledim ama burada grafik olarak vereceğiz. Bunu görünce aklıma Homeland dizisindeki Saul, evet, Berens'in karakteri geldi. Kesinlikle. Çünkü öyle bir şeyden bahsediyor. Ahmedinejad diyor ki İsrail casusları nasıl sızdığını anlatırken İran hükümetinin en üst kademelerine, istihbarat ve güvenlik birimlerine sızdı diyor. Öyle ki İran istihbaratının İsrail'e karşı koyma birimi başkanı Mossad ajanı çıktı diyor. Yani aslında birçok devlet bu tip faaliyetlerde arka planda yürütürken bu tip dahil olma ya da etkileme şeyleriyle karşı karşıya kalabilir ama İran'ın hangi seviyede karşı karşıya kaldığını anlatması bakımından, doğru, çok önemli. Yani İsrail'in istihbaratına karşı koyma birimi başkanı direkt doğrudan Mossad'a çalıştığı tespit ediliyor. İsrail İran topraklarında operasyonlarını yürütebiliyor ve en gizli projelerden biri olan nükleer projeye dair de bilgi ediniyor ki onu da gördük. Hem teknik olarak, bilimsel olarak o programlardan elde ettiği bilgileri kullanıyor, hem de o programları geliştiren bilim insanlarına, İranlı bilim adamlarına ya da operasyon düzenleyip suikastlerle onları enterne edebiliyordu. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Bu neyi hatırlatıyor, ne düşündürüyor size? Öncelikle şöyle başlayalım. Askeri strateji olarak düşündüğümüzde evet, herkesin içinde öyle bir komplo isteği var. Ama olaylar çok karmaşık değil. İyi planlanmış, ayrıntılı planlanmış ama basit olarak düşünmemiz gerekiyor. Evet. Burada da gayet basit bir şekilde en tepedekini elde edersen piramidin altında kalan, organizasyonun alt tabakalarında kalan her şeyi kontrol edebilirsin. Evet. Burada yani başta da söyledim ya, bu tip bir faaliyetle bütün devletler karşı karşıya kalıyor. Kesinlikle. Ama devlet aklı ya da geleneği bunları enterne edebiliyor ya da etkisiz hale getirip sistemin dışına atabiliyor. Bizde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu yaptı, başardı. Çıkardı bu sistemin içinden başka ülkelere casusluk yapan, faaliyetler yürüten kişileri sistemin dışına İnsan atmayı başardı. İnsan kaynağını ne kadar iyi hocam, kullandık. Evet, hocama sormak istiyorum. Yani İran bunu yapabilecek durumda görünmüyor herhalde. Değil mi hocam? Mümkün değil. Yani İran dediğim gibi o heterojen yapısı olaraktan bir de zaten bu adamlar hepsi 60 yaşında. Yani bunlar eski rejimden devam edenler. Birdenbire bir günde hepsi kadınlar çarşafı taktı, erkekler sakalı bıraktı. Aynı adamlar yani, dolayısıyla bunlar MI6 ve CIA tarafından zamanında eğitilmiş adamlar. Ne oldu? Hükümet değişmiş oldu. Yeni hükümetin adamı. Sanki bunlar uzun yıllardır bu yeni hükümetin adamı gibi. Bunlar devşirilmeye, finansal bakımdan hocalarımızın dediği gibi maddi bakımdan şey yapmaya, zaten gönüllüler de aslına bakarsanız rejimden de memnun değiller. Bir de finansal bakımdan bunları desteklerseniz fevkalade kolay. Şimdi birinin istihbarat teşkilatının başına gelmesi, öyle dünkü adam gelmez. Yani bir 20-30 senedir bu işin içinde olan adamlar geliyor. Öyle bir günde, yani bir günde general olunmuyor. Değil mi? Asteğmen Teğmen olur. Bir günde profesör olmuyor. Yani bu anda İran'ın şu anda istihbarat servisinin başındaki Mossad ajanının çıkması
Bunun zaten 30 sene önce, 40 sene önce devşirildiğini gönderin. Dün devşirilmedi bu adam yani. Dolayısıyla daha buna benziyor. O gitse başkasını bulurlar. Onu söyleyeyim. Kaynak mümkün. 90 milyonluk bir nüfus, heterojen bir kaynak ve Şah rejiminden gelmiş. Yani CIA'nin ve MI6'in kurmuş olduğu bir devletten geldiğine göre ne kadar deşifre olursa olsun şu anda yerine muhakkak birini bulurlar. Hocam İran'ı biz bunları sadece dizilerde görüyoruz diye düşünüyorduk. Hatta yok, yani değil, kurgusal değil. Bir şey diye düşünüyorduk. Biraz önce Homeland dizisindeki şey yani. Saul Berenson karakterinden bahsettim. Orada da İran'ın içine hatta Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde sızmış bir hikayeden bahsediliyor. Hatta Pakistan için de öyle. Normalde filmlerle ilgili hep konuşulur. Hocam, Ali Burak hocama sormak istiyorum. Yani bunlar aslında kurgusal değil, gerçek. Gerçek. Gerçekliğini bugün İran Cumhurbaşkanı'nın işte Lübnan'da olan bitenle görüyoruz. Ya şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. İrlanda Kurtuluş Ordusu'ndan vereyim. İsmini hatırlayamadım da İrlanda Kurtuluş Ordusu'nda 70'li yıllarda çok basit bir sempatizan ya da böyle bazı eylemlerde şoför olarak görev yapan bir şahsın SIS tarafından, MI5 tarafından angaje edilip yaklaşık 20 yılın sonunda merkez komiteye girecek seviyeye ulaştığını biliyorum ben mesela. Sonunda yine deşifre oluyor ama 20 yıl yani, çünkü siz onu sek ve idare ettiğiniz için o haber elemanına doğru yerde doğru zamanda ne söylemesi gerektiğini ve durması gereken pozisyonla ilgili de bilgi veriyorsunuz. Çünkü siz örgütü makro olarak takip ediyorsunuz. Dolayısıyla o doğru yerde doğru hamleleri yaparak örgüt içerisinde de bir kariyere sahip olabiliyor. Yani tabandan başlayıp tavana doğru bir süreç içerisine girebiliyor. Bunlar film vari gelebilir insanlar ama bunlar gerçekler. Ya da mesela yurt dışında doktora programında angaje edilen bir üniversite öğrencisi telkinle Dışişleri Bakanlığı'na veya ilgili ülkenin istihbarat servisine yönlendirilip oranın sınavlarına sokulması girişimleri de olabiliyor mesela. Evet. Bunlar da var. Mesela yani şimdi bunlara dış hulul denir. Bunlar devletlerin birbirlerine karşı yaptıkları faaliyetlerdir. Bunlar haber elemanına ekmek denir tabir olarak. Evet. Ekersiniz toprağa yani, sonra büyümeye başlar. Zamana yayılan faaliyetlerdir ama hasılası çok yüksektir. Dolayısıyla hocamın söylediği gibi rejim değiştikten sonra zaten Batı'da eğitim gören ve Batı sistemine sempati duyanların bir gecede nasıl taraf değiştirdiler? Sonra bunlar bürokraside kalmaya devam ediyorlar. Hayat kaldığı yerden devam edebiliyor yani. Yani İran gibi bir devlet, Orta Doğu'da bölgesel güç olduğunuzu söylüyorsunuz. İşte Şii nüfusu yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Her ülkede siyasi etkinlik sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama kendi içinizdeki unsurları ve destek verdiğiniz örgüt içindeki unsurları tasfiye edemiyorsunuz. Yani karşı tarafa çalışan yapıları tasfiye edemiyorsunuz. Bu çok... Şunu da söyleyeyim müsaadenle, çok kısa vakitte çalmayayım. Yani İran'ın Hizbullah'ı da düşünerek sonra bence sıra Husilere de gelecek. Husiler biraz daha zor ama Husiler daha korunaklı şu anda. Onun da ayrı sebepleri var. İran'ın her bu irtibat ve muhabere ve istihbaratla ilgili olarak tüm sistemini komple reform değil, komple kapatıp yeniden kurması lazım. Yoksa İsrail'le baş edemezler. O kadar kevgire dönmüş vaziyette oldukları çok net bir şekilde görülüyor. Yani bunu bugünden yarından hemen başlamaları lazım. Yoksa Hizbullah'ın bakın yeni üyesi atanır, onu da öldürürler. Evet. Hocam, Uğur hocam aynı görüşte misiniz? Tabii. Aynen. Şimdi yalnız İran'ın yani Hizbullah, Hamas'ı ve Husileri desteklemesi şuradan, yani Şia'nın lideriyim efendim, işte dünya Orta Doğu bölgesinin lideriyim, Suudi Arabistan'a karşı asıl lider benim falan değilmiş, şunu biz böyle yorumluyorduk. Yani orada iki tane güç var, Sünni bloğun lideri Suudi Arabistan, Şia bloğun İran, bunlar da kendilerine müzahir örgütleri, devletleri besliyorlar. İşte Suudi Arabistan, işte Ürdün'ü, Irak'ı vesaire, hem para bakımından, Lübnan'ı para, silah bakımından destekliyor. Mısır keza öyle olmak üzere. Kaldı ki 79'da hain ilan etmişlerdi. Enver Sedat'ı da öldürmüşlerdi. Suudi Arabistan, düzeltiyorum, İran'da işte Hizbullah, Hamas'ı, Husi'yi. Şunu görüyoruz Zülfikar Bey, aslında İran doğru bir strateji yapıyormuş. Kendi güvenlik stratejilerini belirliyormuş. Yani topraklarına girmesin diye, nasıl 1980'de Amerika Irak'ı bunun topraklarına soktu, epey perişan etti. Tehdidi uzakta alsın. Husiler o Körfez'i kapatsınlar.
oradan gelen gemileri engellesinler. Hizbullah kuzeyden İsrail'e saldırsın, kendisine tehdit gelmesin. Efendim Haçlı Şabi Irak'tan şey yapsın. Dolayısıyla tehdidi uzakta bertaraf etmek bir strateji. Doğru bir strateji. Ona bir şey demiyorum. İran'ın yaptığı bunlara para vermek, değişik örgütlere, kendisine müzahir olanlara. Mesela Hamas Sünni, Şia falan da değil. Evet. Ama en çok desteği, en çok yüzeyi, en çok parayı da İran'dan aldı ve onunla şey yapıyor. Dolayısıyla İran doğru bir şey yapıyor aslına bakarsanız ama yaptığı bir işe yaramayacak maalesef. Maalesef mi ya da Allah'tan mı artık hangi taraftan bakarsanız. Basra Körfezi'ne Amerika uçak gemilerini de getirdi. Bana kalırsa İran işte bu 200 tane füzeyi atmakla 2 gün önce yanlış yaptı. İşte mecliste, İran meclisinde ne dedi meclis başkanı? İşte Amerika diyor İran diyor şeyini tasmasını iyi tut. Biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Tamam birkaç tane füze geçti demir kubbeyi. Hipersonik füzeler onu da tebrik etmek lazım. Yani İran'ın teknolojide de iyi oldu. Hatta Rusya'nın bile İran'dan füze alıp Ukrayna'da kullandığını biliyoruz. Ama onunla ona sınırlı kaldı şey galiba. O kadarla sınırlı kaldı. Ha, o kadar kaldı işte fazla bir tahribat falan yapamadı ama ne oldu? Bir İsrail ile Amerika'nın birlikte İran'a yapacağı ve burada çok daha tehlikeli şey var. Petrol rafinerilerine ve nükleer tesisleri vuracaklar. Zaten İsrail 30 senedir bunun planını yapıyor da bulamıyor nükleer tesislerin yerini ya da yetişemiyor. Şimdi buna bahane buldular, mazeret buldular. Amerikan uçak gemileri geldi zaten. Basra Körfezi'nde duruyor. Ürdün'de Amerika'nın üsleri var, askeri üsleri. Onlar da hazır bekliyor. İsrail de hazır bekliyor. Madem İsrail vuruldu 200 füzeyle, o 200 füze çok bir tahribat falan da yapmadı Zülfikar Bey. Yani gördük büyük zafer mafer dedikleri de hikaye ama İsrail'in eline muazzam bir koz verdi. Bakın ne dedi Amerika hemen Amerika Güvenlik Konseyi'ni topladı, güvenlik kabinesini. İsrail'in arkasındayız cevap vereceğiz dedi. Dolayısıyla İran'ın rejimi şu anda fevkalade tehlikede 79'dan beri. Çünkü petrol sahaları vurulacak, nükleer sahaları vurulacak. Zaten içeriden fokur fokur kaynıyor. İsrail'in de böyle bir koz verdiğinizde zaten bunu sonuna kadar kullanacaktır. Koz verdi eline. Evet. Güçlü devlet olmak için güçlü bir istihbarat altyapınızın ve hareket kabiliyetinizin olması lazım. Bu örnekte de anlaşılıyor galiba. Güçlü ordu, güçlü Türkiye, güçlü teşkilat, güçlü MİT, güçlü Türkiye. Evet. Bizde bu sızma, İran'daki sızma örneklerinin aslında çok geçmişte örnekleri var. Biliyorsunuz bir Savaşman vakası var. 60'lı yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Amerika tarafından angaje edilmişti. Onun dışında ben bir örnek hatırlamıyorum. Bu istihbarat altyapısının aslında çok uzun süredir temelinin doğru atıldığını ve bu tip sonuçlarla karşılaşmadığımızı da gösteriyor herhalde değil mi Ali Burak Tarıcı? Birkaç küçük olay daha var. Hatay basına yansıdığı için söyleyeyim. Hatay Bölge Başkanlığı'nda muhaberata çalışan birisi var. Evet. Bu şekilde yani taraf değiştirme denir buna. Yani üst düzey yönetici anlamında değil ama daha alt düzeyde. Evet. Evet. Bu faaliyetler zaten her zaman olur galiba. Evet. TSK içerisinde var. Basına yansıyan, Yunanistan'a çalışan. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde var. Yine basına yansıyan. Böyle bazı hadiseler var. Bunlarla taraf değiştirme denir. Bunlar olur. Amerikalılardan Sovyetlere çalışan, Sovyetlerden Amerikalılara çalışan. Mesela şimdi benzer bir örnek vereyim size. Robert Hansen de FBI'ın Rus kontrespiyonajından sorumlu başkanı. Yani Rus casuslarını yakalamaktan sorumlu olan direktör 20 yıl Sovyetler Birliği döneminden itibaren Ruslara çalışmış. 1992 evet. yılında 2000'li yıllara kadar yakalayamıyorlar. Evet. Mesela böyle. İngiltere örnekleri de var değil mi hocam? İngiltere'de de var birçok örnek öyle. İngiltere'de Ruslara çalışan çok insan var. Atom sırlarını veren Rosenberg çifti var mesela biliyorsunuz. Yani bunlar devletlerin birbirlerine karşı. 2 sene önce Çin'in kontrespiyonaj direktörü yani İKK'ya karşı koyma başkanı bir şekilde kayboldu sonra kızıyla beraber Amerika'da çıktı. O da muhtemelen Amerikalılara çalışıyor. Yani Ahmedinejad Naps. Bunlar var tarihte. Ama şimdi peki bunlar istisnai örnekler. Şunu söyleyeyim. İstisnai örnekler olarak var ama Hizbullah ve İran'a baktığımız zaman o kadar çok fazla ki biraz artık bu istisnanın ötesine geçmiş.
Evet, ortada bir devlet ve örgüt yapısı aslında kalmadığını gösteren bir sürü veri var. Kesinlikle. O grafiklerle de anlatmaya çalıştık. Hocam önümüzde bir de harita var. Herkes evet. merak ediyor. Lübnan'a bomba atılıyor. Biz de bir şekilde etkileniyoruz. Yani dünya borsaları da etkileniyor. Herkes buraya evet. bakıyor şu anda. Yani o kazan kaynamaya devam ettiği için. Siz haritaya evet. baktığınızda Lübnan'ın işgali etrafında nereye gittiğimizi düşünüyorsunuz? Ne göreceğiz? Benim düşüncem yani İsrail'in bütün Lübnan'ı işgal gibi bir niyeti yok. Yok. Evet. Öyle bir şey de yok. Beklentisi de yok. Gerek de yok çünkü. Onun beklenti çünkü Lübnan içinde İsrail'e müzayir çok büyük gruplar var yani Hizbullah'ı hiç sevmeyen Sünni yani Hristiyanlar zaten sevmiyor onu atmaya çalışıyorlar İsrail'le işbirliği yapıyorlar. Bir de Sünniler de çok kızgınlar hatta bu öldürülen Hizbullah lideri de çünkü biliyorsunuz 2012'deki Suriye iç savaşı başladığı zaman bu öldürülen Hizbullah lideri Esad'a destek verdi ve Sünni Arap Müslümanların katliamında rol oynadı. Dolayısıyla o İsrail'in Lübnan'daki şey Libane Nehri'ne kadar olan 40 kilometrelik yerdir. Orayı Hizbullah'tan ve Şia'dan temizleyecek, evet. güvenlik korusu yapacak. Bitti yani Beyrut 78'de, 82'de, 2006'da yaptığı gibi girip çıkmayacak ama burayı alacak. İşgal ve ilhak edecek. Bakın ilk defa olarak ilhak edecek. Ve kalacağını söylüyorsunuz hocam. Kalacak işte ilhak edecek. Kendi yani şey Golan gibi, Doğu Kudüs gibi kendi toprağı yapacak. Amerika falan da İngiltere hepsi de kabul edecekler bunu. Bir yani 82-2006'nın başka bir versiyonunu göreceğiz. Ama kalıcı. Yani kalıcı 2006'da olan, evet. 3 haftada Hizbullah bunu geri çıkarttırdı. Zaten şey olarak da bu sefer Hizbullah'ın onu geri çıkartacak gücü falan yok ama epey bir zayiat verdirecek. Bakın. Kara harekatını hep geciktiriyor Zülfikar Bey. Hep havadan vuruyor. Hep evet. havadan vuruyor. Çünkü orası dağlık bölge. Hizbullah da her yere mayınları döşemiş. Karadan girdi miydi İsrail'in bayağı bir zayiat verecek askerleri. Evet. İsrail'de içinde kıyamet kopacak. Ama çok... Beyrut'a falan gitmeyecek. Gidecek Libane Nehri'ne kadar alacak. Oradaki Hizbullah'ı temizleyecek. Bir de işgal ettikten sonra ilhak edecek. Sonra dönecek Suriye'ye. Peki Hedef hocam. Suriye. Süremiz daraldı. Konuklarımızın tümüne çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. O cinayetin anatomisini çıkaracağız. Şöyle bir pil ile çalışıyor. İstihbarat operasyonunun parçası olan cihaz. Hangi davalarda toplumun vicdanını yaralayan, duyduğumuzda, işittiğimizde inanamadığımız kararlar nasıl çıkmış? Bugün Habertürk manşeti Beyrut'a yakılmış bir ağıtla kapatıyoruz. Orta Doğu'nun divası Feyruz'un halen yaşadığı şehrine yaktığı bir ağıtla. Lübnan iç savaşı sırasında seslendirdiği Le Beyrut şarkısı, Orta Doğu'nun 10 yıllardır değişmeyen kaderini anlatan sözleri içeriyor. Tarihler, aktörler, olaylar farklı. Beyrut'un kaderi hep aynı.